Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Enfal suresinden devam edeceğiz. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, istecibu lillahi velir rasuli, Allah ve Resulüne icabet edin. İza da'akum lima yuhyikum, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığında Allah ve Resulüne icabet edin, onlara uyun. Ve alemu, ve bilin ki اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, Allah kuluyla kalbi arasına girer. وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُخْشَرُونَ, ve siz ona götürülecek, onun huzurunda toplanacaksınız. Burada Allah ve Resulüne icabet etmek, malum Allah-u Teala Resulü vasıtasıyla bize davette bulunuyor. Doğrudan biz Allah'ın davetine direkt muhatap değiliz. Allah-u Teala peygamberimizi ve diğer peygamberleri elçi yapmış. O elçiler aracılığıyla Allah'ın davetine icabetimiz söz konusu. Ve Allah-u Teala emir ve yasaklarını o elçileriyle bize bildiriyor. Ve ayet-i kerimede اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ, size hayat verecek şeye sizi çağırdığında, bu da son derece önemli. Yani peygamber aracılığıyla bize gelen şeyler bizi hayatlandıracak şeylerdir. Ve bir insanın nasıl ki maddi hayatı var, bir de manevi hayatı vardır. Maddi hayat diyelim kalbimizle alakalıdır. Kalp çalışmadığında artık bu insanın hayatından söz edemeyiz. Bu insanın hayatı bitmiştir. Peygamberin getirdiği şeyler de bizim manevi kalbimizi harekete geçirir. Manevi kalbimize hayat verir. İşte Allah'ı bilmek, Allah'ı anmak, Allah'ın rızasını talep etmek, ibadeti yapmak, harama helale dikkat etmek, bu gibi şeyler bizim manevi hayatımızı kıvama getiren ve manevi hayatımızı teşekkül ettiren şeylerdir. Eğer peygamberin davetine kulak verilmezse insan bu manevi şeylerden mahrum kalmaktadır. İman nedir? İbadet nedir? Ahiret nedir? Bu gibi şeyleri bilmeden ömrü karanlıklar içinde geçmektedir. Dolayısıyla peygamberin bize getirmiş olduğu şeyler bize ruh verecek, bize hayat verecek şeylerdir. Onlara icabet etmek ve uygulamak gerekiyor. Ve biliniz ki وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, biliniz ki Allah kuluyla kalbi arasına girer. Allah'ın kuluyla kalbi arasına girmesi, Allah'ın bizim üzerimizdeki tasarrufunu ifade etmektedir. Yani her ne kadar bizde irade varsa da وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ, yani alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnsanın dilemesi değil, Allah'ın dilemesi asıldır. Ancak mesul olmamız için, sorumlu olmamız için bizim dilememiz de bir şarttır. Şartı adi deniyor buna. Adeten bir şarttır. İnsan diler, Allah da dilediğinde o şey meydana gelir. Ama bazen de olur ki insan diler, bazı şeylerin olmasını ister ama bizim dilememize rağmen o şey meydana gelmez. Burada yahulu beynel mer'i ve kalbihi, bu manayı düşünebiliriz. Allah kuluyla kalbi arasına girer. Öyle ki bazen insan hiç hatırına gelmeyen şeyleri hatırına gelmiş olarak görür. Bir ilham gelmiştir kendisine. Bu da taraf ilahiden ona bir ikramdır ve bir yol göstermedir. Veya bazen istemiş olduğu bir şeye karşı içinde bir isteksizlik meydana gelir. Bu da yine taraf ilahiden onun kalbine adeta bir müdahale gibidir. Ve onu tanzim etmek, belli bir nizama koymak tarzındadır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zaman zaman kasemde bulunduğunda, yemin ettiğinde وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَد۪هِ diyor. Yani nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanın kalbi Rahman'ın parmakları arasındadır diyor. Bu mecazi bir ifade. Nasıl ki elimizde bir şey olduğunda istediğimiz gibi elimizle onunla oynarız. İnsanların kalpleri de Rahman'ın parmakları arasında. Yani Allah'ın tasarrufu altında, Allah'ın idaresi altında. Ayet-i kerime bu noktaya dikkat çekiyor. Ve bunu bildikten sonra bir insan Allah'a tevekkülünü daha ziyadeleştirir. Ya Rabbi ben kendime malik değilim,
benim malikim sensin. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Sen duyurmadıkça ben duyuramam. Sen istemedikçe ben isteyemem. Bu manada daha böyle bir tevekkül hali yaşayabilir. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا. Ve öyle bir musibetten kaçının ki geldiği zaman sizden zalim olanlara has kalmaz. Demek ki musibetlerin değişik türleri var. Bazen bir insan ne yapmışsa kendi yaptığının karşılığını görür. Ama bazen de toplu bir musibet gelir. Kendisi masum olsa bile o toplu musibette o da bundan nasibini alır. Mesela bir deprem olayı veya bir tsunami gibi olaylar veya bir savaş gibi durumlar, böyle durumlarda kurunun yanında yaş da yanabiliyor. Ve masumlar da bu gibi olaylarda çok zarar görebiliyor. Bu noktada belki şunu hatırlamamızda fayda var. Umuma gelen musibet ekseriyetin hatasına tereddüt eder. Yani eğer umumi bir musibet geliyorsa insanların ekserisinin buna liyakatı söz konusudur. Diyelim toplumda bir takım fuhşiyat, bir takım rezaletler işleniyor. Bu fuhşiyat ve rezaletlerden uzak kalan epey insan var. Ama bu insanlar emri bil maruf nehyanil münker görevini yapmıyorlarsa bu topluma gelen beladan onlar da nasibini alırlar. İşte Lut kavminin başına gelen felaket. O Lut kavminin başına gelen felakette Lut kavminin içinde çok salih insanlar da varmış. Ama felaket geldiği zaman umumi geliyor ve onların salahatı öyle bir felaketten kurtulmaya yetmiyor. Peki diğer alemde durumları ne olacak? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gibi olaylara dikkat çekerken diğer alemde herkes kendi amellerine göre karşılığını alır diyor. Yani umumi bir musibet gelir. Umumi musibette yaş kuru beraber yanar ve masum ve zalim beraberce aynı musibetin içinde yer alır. Ama öldükten sonra diğer alemdeki durumları yaptıkları amellere göredir. Deprem olayını örnek verebiliriz. Deprem gibi bir olayda zalim insanlar ceza gördüğü gibi masum insanlar da hayatını kaybediyor. Peki diğer alemde? Diğer alemde o masum olanlar manevi şehit olacaklar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam göçük altında kalan kimselerin manevi hükmü şehit olduğuna dikkat çekiyor. Dolayısıyla evet bu dünyada beraberce aynı enkazın altında kalıyorlar ama diğer alemde masum olanlar cennete giderken zalim olanlar dünyada da zaten cezasını bulmuş oluyor. Öbür alemde de cehennem gibi bir cezayla karşı karşıya gelecekler. Demek ki bu gibi musibetlerden sakınmak lazım. Umuma gelebilecek musibetlere fetva verdirmemek gerekir. Bu da umumi bir intibahla olur. Yani toplumda bir uyanış, genel anlamda bir uyanış olduğunda o toplum çok daha güzel nimetlere hak kazanır. Allah-u Teala genel musibetlerden, umumi musibetlerden onları muhafaza eder. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ Ve bilin ki Allah'ın ikabı şedittir. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَل۪يلٌ Yani hatırlayın ki siz az idiniz. مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde müstedaf durumundaydınız. Zulme maruz kimseler durumundaydınız. İnancınızdan dolayı hırpalanıyor. İnancınızdan dolayı hor hakir görülüyordunuz. تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ İnsanların sizi çarpmasından, size zarar vermesinden korkuyordunuz. فَاَوَاكُمْ Allah sizi barındırdı. Burada Kur'an'ın ilk muhatapları itibariyle bunun muhatapları muhacir olan Müslümanlar. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar. Hicret etmezden önce Mekke'de canları emniyette değildi. Can güvenlikleri yoktu. Mal güvenlikleri yoktu. Tam bir terör havası içerisinde hayatları devam ediyordu. Ve müstadaf durumundalardı. Yani kendi güçleri, kuvvetleri o derece yok. Onların karşısında yer alanlar çok imkanlara sahip. Ve bunlarla, bunların dini değerleriyle oynamak istiyorlardı. Ve onların dini hayatı yaşamalarına
engel oluyorlardı. Bunlara müstadaf deniliyor. Bunların mukabilinde yer alanlara da müstekbir, yani kibir içinde bulunan, büyüklenen, kendilerini bir şey zannedenler. Ve insanların onlara zarar vermesinden de korkuyorlar ama ellerinden fazla bir şey gelmiyordu. Allah sizi barındırdı. Yani hicreti size farz kıldı ve Medine gibi barınabileceğiniz, size sahip çıkan bir beldeyi size nasip ettim. Ve eyyedekum binasrihi ve yardımıyla, nusretiyle sizi teyit etti, sizi kuvvetlendirdi. Bedir'de galibiyet verdi mesela. Ve razakakum minattayyibat ve temiz olan rızıklarla sizi rızıklandırdı. Leallekum teşkurun, ta ki bu şekilde Allah'a şükredesiniz diye. Yani verilen nimetler şükür içindir. Allah da size böyle nimetler bahşetti, ta ki Allah'ın nimetlerine şükredesiniz diye. Zaten verilen nimetler şükür içindir. Bir insan herhangi bir nimete mazhar olduysa bunun mukabilinde şükretmesi gerekir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tehunullâhe ve rasûle, Allah'a ve Resul'e hıyanet etmeyin. Allah'a ve peygambere hıyanet etmeyin. Ve tehunu emanatikum, ve emanetlerinize de hıyanet etmeyin. Yani size tevdi edilen bir takım görevler var, size verilen kabiliyetler var, size verilen imkanlar, rütbeler var. Bu gibi şeyler birer emanettir. Emanetlere de hıyanet etmeyin. Ve entüm talemun, bildiğiniz halde, yani bile bile Allah'a hıyanet, peygambere hıyanet, emanete hıyanet gibi durumlara düşmeyin. Allah'a hıyanet derken mesela Allahu Teala ezelde bizden söz almış. Elestü bi rabbikum, ben Rabbiniz değil miyim buyurmuş. Biz de bela ile cevap vermişiz. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Ve bu noktada sadık mıyız değil miyiz, bunun denenmesi için şu dünyaya gönderilmişiz. Ama bir insan dünyada ezelde verdiği sözü unutursa Allah'a hıyanet etmiş olur. Allah'ın emirlerini dinlememekle Allah'a isyan etmiş olur. Bu da bir hıyanettir. Peygambere hıyanet, peygambere söz verilmiştir. Peygambere itaat edilmesi gerekir. Ama sözler tutulmuyorsa ve vaatler yerine getirilmiyorsa bu peygambere hıyanettir. Peygamberin gittiği yoldan gidilmiyorsa peygambere hıyanettir. Öte yandan bize emanet edilen şeyler var. Başkaları tarafından bize emanet edilen bir takım mallar olabilir. Bunlara hıyanet etmek de elbette caiz değil. Allah'ın bize verdiği kabiliyetler var. Mesela göz görüyor, renkli bir alem görüyor ama bu gözü harama çevirmek hıyanet etmektir. Bize kulak verilmiş, kulağı haram sesleri dinlemekte kullanmak kulağa hıyanet etmektir. Kalp Allah'ın marifeti ve muhabbeti için bize verilmiştir. Allah'ı inkar etmek, kalbi adeta putlarla doldurmak, dünya sevgisi gibi putlarla doldurmak, batıl mabutlarla doldurmak yine Allah'a hıyanet etmektir. Onun emanetine hıyanet etmektir. Bu manada bir hıyanetten Allah-u Teala yasaklıyor. Ve alemu, ve bilin ki ennemâ envâlukum ve evlâdukum fitne, mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir. Ve ennallâhe indehû ecrun azim, ve şunu da bilin, ecru azim, o büyük mükafat Allah nezdindedir. Burada mal ve çocukların fitne olması, fitne kelimesi imtihan manasında değerlendiriliyor. Yani mallarınızla, çocuklarınızla imtihan edilirsiniz. Aslında bizler bize verilen her şeyle imtihan ediliyoruz. Bize verilenlerden bir kısmı da mallarımız ve çocuklarımız. Mallarla imtihan edilmek, acaba o malları helalinden mi kazandık yoksa haramından mı? İşte günümüzde haram yoldan kazanılan nice mallara şahit oluyoruz. Bir kısım memurlar rüşvetle bir şeyler kazanıyor. Bir kısım ticaret erbabı ya vergi kaçırmak veya usulsüz işler yapmak suretiyle servet sahibi oluyor. Bir kısım insanlar uyuşturucuyla bu gibi veya kadın ticareti gibi şeylerle zengin oluyor. Evet, neticede mal sahibi oluyor, imkan sahibi oluyor ama haram yollardan kazanılmış. Ve bu gibi insanlar imtihanı kaybediyor. Öte yandan bir insan helalinden kazanmış olabilir
ama helalinden kazanmış olduğu malı haram yerlere sarf ediyorsa, günahlara sarf ediyorsa bu da yine imtihanı kaybetmektir. Diyelim bir devlet memuru, orta halli bir memur, normalde idare edebiliyor, geçinebiliyor ama her akşam içki içiyor. Çoluk çocuğunun rızkından kesiyor, içki içiyor. Velev kesmese de içki içmesi zaten haram. Dolayısıyla bu kendine verilen malla, kendine verilen servetle imtihan edilmekte ve bu imtihanı harama kullanmak suretiyle kaybetmekte. Demek ki insanlar bu şekilde mallarıyla imtihan ediliyor. Bir de bize verilen mallar başkasının da onda hakkı vardır. Sadaka veya zekat şeklinde hakları vardır. Onların haklarının da verilmesi lazım. Acaba bu insan kendine verilen maldan zekat verecek mi? Sadaka verecek mi? Bu noktada da imtihan ediliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir başka yerde şunu bize bildirir. وَفِي اَمَّالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُمْ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُمْ O zenginlerin mallarında başkaları için hem dilenen hem de mahrum olan kimseler için belli bir hak vardır. Demek ki her hak sahibine hakkını vermek lazım. Bizim malımız içerisinde bir kısım mal aslında bize ait değildir. En azından zekat miktarı mal bize ait değildir. O bizim malımız içine konulmuş fakirin bir hakkıdır. Onun hakkını vermek lazım. Ve bunu verirken de minnet etmek uygun değil, eziyet etmek uygun değil, başa kalkmak uygun değil. Adeta bir mahcubiyet edasıyla vermek ve başkalarına mümkünse göstermeden vermek. O fakir olanın, muhtaç olanın onurunu rencide etmeden, zedelemeden bu şekilde vermek. Bakın bunların her birisi imtihanın birer parçası. Allah-u Teala bu şekilde mallarla imtihan ediyor. Öte yandan evlatlarla bizi imtihan ediyor. Yani çocuklar Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu birer hediyedir. Evliliğin birer neticesi ve bir hediyesidir. O çocuklarla ev neşelenir. O çocuklarla ev cıvıl cıvıl bir hale gelir. Ama o çocukların emanet olduğu unutulmamalı. Allah'tan bir emanet. Ve onların terbiyesiyle ilgilenmek, onları iyi yetiştirmek için gayret içerisinde olmak. Pek çok anne baba bu noktada emanetin hakkını herhalde fazla veremiyor. Bakıyorsunuz nice anne çocuğu televizyona emanet ediyor. Ve televizyonun karşısına bırakıyor, o kendi işine bakıyor. Halbuki televizyona bakılacaksa bile beraber bakmaları daha uygundur. Çünkü televizyonda çocuğun görmemesi gereken nice şeyler de var. Evet televizyona çocuk bakabilir ama kontrollü bakabilir. Anne babasıyla veya büyükleriyle o şekilde bakabilir. Dikkat ederek bunun yapılması lazım. Öte yandan nice anne baba çocuklarının iyi bir yabancı dil eğitimi alması için İngiltere'ye gönderiyor, Amerika'ya gönderiyor veya ülkemizde hocalara gönderiyor, öğretmenlere gönderiyor, kurslara gönderiyor. Dünyanın masrafını yapıyor. Yapmasın değil, yapabilir. Bunda bir beis yoktur. Ama aynı anne baba çocuğun dini eğitim alması için herhangi bir gayret içinde olmuyor. Ve böylece o çocuk tamamen dünyevi yetişiyor. Tamamen ahiretten gafil bir şekilde yetişiyor. İngilizceyi konuşuyor ama Kur'an-ı Kerim'den bir şey anlamıyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor. Böyle olunca anne baba çocukla alakalı imtihanı kaybetmiş oluyorlar. Dünyayı kazandırıyorlar. Ama ahireti kaybediyorlar ve kaybettiriyorlar. İşte mallar bu noktada bir imtihan, çocuklar bir imtihan. Eğer imtihanın hakkı iyi verilirse Allah katında ecri azim var. Allah-u Teala bu imtihanı en güzel bir şekilde geçirmeyi, başarılı olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.